Fuar hazırlıklarımızı yaparken sıkça karşılaştığımız konulardan bir tanesi, fuara kim gidecek? Patron gidecek tabii ki. Patronun hanımı gidecek. Oğlan da gider, kız da gider, baldız da gider, bacanak da gider, kayınçoyu da alalım, kayınpederi de alalım. Bir bakmışsınız, fuara gidecek insan sayısı çoğalmış ama bunların arasında fuar standında satış yapacak adam yok. Fuara kim gidecek? Çok önemli, çok kritik bir konu. Demin bahsettik ya, fuar standımızda biz müşteriye ne sunuyoruz? Müşterimizin gözünden bakalım. Aynen burada da müşterimizin gözünden bakalım. Müşterimiz fuar standında kimi görmek istiyor? Kiminle görüşmek ister? Kiminle oturup iş konuşmak ister? Geldi karşınıza Mr. Abdülvehat Alvani. Dedi ki, efendim ben sizin trend direktörünüzle görüşebilir miyim? Trend nesiyle? Trend direktör pozisyon mu var ya? Bu ne ya? Trend direktör ne ya falan? Değil mi? Müşteri kiminle görüşmek istiyor standınızda? Kimlerin olması gerekiyor standınızda? Bunu düşünmemiz gerekiyor ve fuara katılacak ekibimizi buna göre belirlememiz, buna göre seçmemiz gerekiyor. Gelin bir iki tane örnekle bakalım konuya. Gelen ziyaretçi kendisi de bir patronsa veya bir genel müdürse, belki kendi standımızda da genel müdürümüzle ve patronumuzla görüşmek isteyebilir. Dolayısıyla patronun ve genel müdürün fuarda olması şart gibi görünüyor. İkinci alternatif, karşımıza gelen patron belki ihracat ekibimizden arkadaşlarla görüşmek isteyebilir. Ya da eğer bir iç pazar müşterisi ise satış müdürümüz veya satış ekiplerimizden biriyle görüşmek isteyebilir. Gelen kişi eğer satın alma müdürü ise veya satın alma departmanının bir yetkilisi ise belki bizim satış müdürümüzle görüşmek isteyebilir. Eğer ithalat müdürü ise o zaman bizim ihracat müdürümüzle veya ihracat ekibimizden birisiyle görüşmek isteyebilir. Gelen ziyaretçi pazarlama müdürü veya pazarlama departman yöneticisi ise o zaman bizim ekipten de pazarlama müdürü ve yöneticilerinin, hatta ürün müdürü ve marka müdürü gibi pozisyonda çalışan arkadaşların fuar standında hazır olması gerekebilir. Gelen yetkili eğer bir Ar-Ge müdürü ise belki bizim şirketten de Ar-Ge müdürüyle görüşmek isteyebilir. Öyle ya, teknik bir detay soracaktır, numune isteyecektir, tadım paneli isteyecektir, kimya konuşacaklardır, biyoloji mekanik konuşacaklardır. Gelen ziyaretçi Ar-Ge müdürü ise bizim standımızda da Ar-Ge müdürü gibi teknik donanımlı insanlarla konuşmak isteyecektir. Gelen kişi eğer satış müdürü veya satış ekibinden insanlarsa belki ürün müdürleriyle görüşmek isteyebilecek. Gelen kişi eğer bir tasarımcıysa belki bizim şirketimizden bir tasarımcıyla görüşmek isteyecek. Efendim yeni sezonda şöyle ürünler arıyoruz, buna göre ürünler tasarlayabilir misiniz diyecek belki müşterimiz. Kime? Bizim tasarımcımıza, bizim tasarım departmanımızın yöneticilerine. Dolayısıyla fuar standımızda kimlerin görevli olarak bulunacağını ve kimlerin fuar standımızda 4 gün boyunca, 5 gün boyunca fuarda görev alacağını belirlerken, bunu bir ödül gibi düşünmemeli, müşteri tarafından bakıp, müşteri standımızda kiminle görüşmek istiyor diye bakarak karar vermemiz gerekiyor.